Sedat Peker suç örgütüne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S. Çanakkale'de saklandığı lüks villada gözaltına alınırken UB ve ÜG isimli kişiler saklandıkları ev ve iş yerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonları da ele geçirildiği bildirildi. Diğer yandan ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'yi uyuşturucu trafiğinin merkezi gibi gösterme çabası boşa çıktı. Ortaya çıkan son raporlara göre Türkiye uyuşturucuyla mücadelede Avrupa Birliği'nin tamamını geride bırakmış durumda. Türkiye'de 2019 yılında 3018 kokain olayı gerçekleşirken bu olaylarda 4895 şüpheli yakalanmış ve 1638 kilogram kokain ele geçirilmiştir. 2019 yılında ele geçirilen kokain miktarında bir önceki yıla göre %8.5 oranında artış gerçekleşmiştir ve bu miktar Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Türkiye'de 2019 yılında yakalanan kokain miktarındaki artışa rağmen olay sayılarında geçen yıla oranla %14.2'lik düşüş yaşanmıştır. Evet arkadaşlar, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.